Değerli izleyenler, şimdi bir olay daha vardı. Rus şarkıcıyla biliyorsunuz Paşa. Murat Dalkılıç'ın baş dansçısı arasında geçen bir yazışma, iddia diyelim yine. Orada Dün bir mü verdik biz onu ya? yatak ilk, önceki gün Vereceğim. yatak İki gün pazarlığı önce. vardı. Rus şarkıcı da bunları ifşa etmişti. Evet. Fakat Murat da şimdi işten atmıştı Murat çocuğu. işten atmıştı ama bir röportaj verdi. Yeni gelişme var. Heh. Şimdi çocuğa sahip çıkıyor röportajda. Kaç dakika bu band hani? Allah Allah. Efendim? Ne yapsın abi? Ha Ne tamam. yapsın abi? O bandı şimdi izleyeceğiz nasıl sahip çıkmış. O yazışmaları da ben burada okumuştum. İşte Murat'la tanıştırırım seni. Onunla iş yaparsın ama Murat biraz sapıktır. Bakın orada geçen ifadeleri söylüyorum. Yatman lazım. Onunla seks Rölp yapman yapman lazım. lazım gibi ifadeler vardı. Sonrasında Murat Bircan'ın dediği gibi işten attığını açıkladı ama şimdi sahip çıkıyor çünkü bir komplo, bir tezgah olduğunu iddia ediyor. Röportaj gelsin bakalım. Bence zaten Murat'ın hala kafası karışık. Murat da soru işaretleriyle beraber çıkmış basın önüne. Geçmişteki bir yapım şirketinin komplosu olabilir, sevmeyenleri olabilir, seveni kadar sevmeyeni de var. Bu iş öyle bir iş maalesef, her şey olabilir. Ama şu andaki tutumu bariz Ömer'in arkasında duruyor. Yani dansçısının arkasında duruyor. Tavır tam anlamıyla 180 derecede değişmiş. Evet, şu anda o Rus şarkıcıyı bir klibinde görüyoruz. Bu Rus şarkıcıyla Murat Dalkılıç'ın baş dansçısı arasındaki o cinsel içerikli yazışma ifşa olunca en zor durumda kalan, tabii en popüler olan isim Murat Murat. Dalkılıç oldu. Önce işten attım demişti, şimdi sahip çıkıyor, o da zor durumda kalıyor diyor. Bir tezgah olma ihtimali var diyor. Bütün teknik ekip, sosyal medya uzmanları vesaire hepimiz işin üzerindeyiz diyor. Bu arada tabii eşi var, Merve Boluğur, o da sanatçı, oyuncu. Onunla yeni de evliler değil mi Bircan? Bir yıl oldu Yani mu? bir yıl oldu, Bir evet. yıl yaklaşık. Onunla da bir sıkıntı yaşanıyor anladığımız kadarıyla, değil mi? Zaten Merve de sessiz. Merve'nin de Var sessiz mı olması Merve'nin? da tabii normal. Bu durumda ne yapacaksın? Bekleyeceksin, herkesin kafası karışık dediğim gibi. Evliliklerin de böyle bir takım pürüzler var diye de çıktı. Ama yan yanalar, söyleyecek bir şey yok. Ama bu olayda başka şeyler çıkacağı benziyor. Benziyor mu diyorsun? Bu hiç öyle sıradan bir Taşa'yla Ömer konuşması değil yani. Başka bir şey var gibi geldi bana. Bu hanımefendinin bir komplo hazırladığı iddiası var Bu ama hanımefendi bence kukla. efendim Bu hanımefendi şu anda başkaları mı tabii yapıyor tabii. diyorsun? Tabii. Murat'ı hedef alarak. Evet, hanımefendinin de reklamı oluyor zaten ya. Tabii onun da işine geldi değil mi? Kuklanın da Tabii işine canım, geldi. reklamı oluyor Aynı onun da öyle. işte. Burada bu Baksana, masada ben Taşa'yı konuşuluyor. tanıyorum şu an Her mesela. yerde konuşuluyor. Sosyal Evet. medyada konuşuluyor. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. O yazılanlar ne Anladım. kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır ben bilemem. Onun sosyal medya uzmanları Kapandım vesaire bari. onu incelerler. Ama işte ünlü olmak isteyen kızlarımız şu an ekran başında. Ben şarkıcı olacağım, ben dansçı olacağım vesaire. Şunun arkasına dans edeceğim diyen kızlarımız herhalde bu mesajlaşmadan sonra, çünkü çok real olanları da çok fazla. Yani sen şimdi daha Yani iyi çok real bilirsin. olanlar da çok fazla, o yüzden böyle maalesef hani yönetmenin starlık, şöhretlik yatak odasından geçer diyorlar ya Rejisörün işte. yatak odası. Maalesef işte durum bu yani, daha dans edecekken bile bu işlere girmişse kızlarımız dikkat etsin bunlara Ömür. Şimdi hala öyle mi? Peki şu an Neyse. nasıl hala öyle Bir mi? sessizlik oldu. Yani Ya hala ya ne bileyim, adam ben söylüyor söylüyorum, ben genelleme işte. yapıyorum. Herkes dikkat etsin. Şunu sorayım Kızlarımıza Bircan sahip çıkın. sana. Merve'nin de Kızlarımız aklı başına görüntüleri var mı? toplasın. Bir gelmemiş mi? Ha, Neymiş? tamam. Anladım. Peki tamam. Merve'nin psikolojisi nasıldır acaba? Mesela sen kendini bir kadın olarak onun yerine Bir koyduğunda, kere Merve'nin... eşinle alakalı böyle bir iddia çıktığında bu Şimdi tip Merve'nin dedim ya, sinek küçüktür ama mide bulandırır. Yani aklında bir tanecik bile soru işareti kalması demek o kızın hakkına girildi demek. Yani hiçbir suçu yokken bile Murat'ın şu anda böyle bir şeyle karşı karşıya kalmak zorunda kaldı. Bu evde ciddi tahribata neden olmuş olabilir. Yani sinek de küçüktür ama mide bulandırır Fakat diyorsun. şu Orada ifade evet çünkü ama. çok kötü bir ifade var. Murat biraz sapıktır diyor. Evet ama. Merve de bu işin içinde ekmek yediği için ve bu camiayı çok çok iyi bildiği için, o yüzden bu onları yoracak bir iş değil. Peki.